Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Yeni bir webinarla daha birlikteyiz. Bu akşam sizlerle birlikte. Boracı, sayıların forex piyasasında kullanılan çeşitli enstrümanlarıyla nasıl çalışacak bunu öğreneceğiz. Hatırlarsanız salı günkü webinarımızda strateji deneme kısmıyla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bugün aynı zamanda onu da bir kısaca tekrar etmek adına Fibonacci sayılarını, daha doğrusu Fibonacci eğrilerini ve çizgilerini strateji deneme kısmında deneyerek bunlarla ilgili çeşitli stratejiler oluşturmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak, neler çıkacak ortaya, Fibonacci nasıl olacak? Ses yok mu demiş bir arkadaş, şu an ses geliyor mu? Yazabilirsiniz mesela. Ha, geliyor olması lazım. Tamam. Evet, yani Fibonacci sayıları piyasada nasıl kullanılır? Onu da araştırmışsınız bu konuyu. Yani Fibonacci sayılarının bir sayı dizisi olduğunu ve bu sayı dizisini bizi altın bir orana götürdüğünü. İşte 1, 1 daha 2, 1, 2 daha 3, 2, 3 daha 5 gibi. Bir sonraki sayılar bir öncekini toplayarak bir dizi elde ediyoruz. Ve bu dizide hep büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüzde yani 1.618 gibi bir oran elde ediyoruz. Bir sonuç elde ediyoruz. Bu oran bize altın oran olarak doğada, sanatta karşımıza çıkıyor. Tabii traderler bunun zaman içerisinde piyasada da etkili olduğunu düşünmüş bu sayıların. Yani buna karşılık bazı enstrümanlar geliştirmiş platform üzerinde, MetaTrader Global üzerinde. Platformu da kullanarak çeşitli stratejiler geliştirmiş birçok trader var. Şimdi İsterseniz ben kendisini paylaşımı platformu açarak evet. Şimdi burada evet. Şimdi burada çoğunlukla kullanacağımız, daha doğrusu benim bugün anlatacağım. Çünkü diğerleriyle hemen hemen temel prensipler çok benzer olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim. İşin aslını sorarsanız ben eskiden Fibonacci'yi çok fazla kullanıyordum ama son zamanlarda Fibonacci'ye çok fazla yer verdiğimi söyleyemem. Çünkü daha farklı enstrümanlarla daha farklı bir strateji kullanıyorum. Daha doğrusu zaman zaman bu değişmekle birlikte yani şu sıralar Fibonacci seviyelerinin çok çalıştığını düşünüyorum ama mutlaka çalıştığı zamanlar, çalıştığı pariteler, çalıştığı anlar vardır. Belki ben yakalayamıyorum, belki sizler yakalayabilirsiniz. Çünkü birçok trader bunu kullandığı için zaman zaman aynı sonuçları verip hepimizi aynı anda aynı şeyi yaptığımızda isteyebilirsiniz ki bu durumda piyasada benzer fiyat hareketlilikleri, hayal hareketlilikleri oluşabilir. Bu hareketlilikler bizim lehimize bazı hareketler ortaya çıkarabilir. Yani herkesin aynı anda yüklendiği bir enstrüman, kullandığı bir şey gösterge benzer tepkiler verebilir. Biz de o anda onu kullanıyorsak biz de aynı tepkiyi alabiliriz ve yanılmamış olabiliriz. Yani orada iyi bir işlem açmış olabiliriz. Peki ne yapıyoruz? Eğer grafiği açtığımızda Fibonacci eklemek istiyorsak burada zaten hazır olarak geliyor. Excel bunu buradan seçip ekleyebiliriz. Veya
ekle kısmında Fibonacci kısmından ekleyebiliriz. Yani diğer Fibonacci Parmigiano Pan ekspansiyonu ve bunları kullanacaksak, diğer Fibonacci araçlarını kullanacaksak buradan seçebiliyoruz. Ekle kısmından geliyoruz ve buradan seçiyoruz. Biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Fibonacci'yi aldık trader üzerinde. Şimdi ne yapıyoruz? Belli bir yönde bir trend kurmamız lazım önce. Ve bunun belirli dip ve tepeler oluşturmuş olması gerekiyor. Bakın burada bir Eurodolar grafiğinde örneğin bir bakalım. Günlük grafikte. Günlükten aşağı çok kullanmayalım. Yani günlükte koyup 4 saatlikte bakabiliriz. Hatta haftalıkta bile koyulabilir. Diyelim ki şurada bir trend oluşmuş. Bakın. Her zaman soldan sağa doğru unutmayın. Yani şu şekilde çekmiyoruz. Bu yanlış. O zaman doğru sayıları elde edemiyoruz. Bu tarafa değil. Soldan sağa doğru. Soldaki bir dipten tepeye doğru veya bir tepeden dipe doğru. Bu trendin düşüş veya yükseliş olmasına göre değişir. Burada ne yaptık? Yükseliş hareketinin başladığı yer olarak tahmini. Yani bu kesin bir bölgesi yok. Bunu neye göre belirleyeceğimi birazdan anlayacaksınız. Bir Fibonacci çektik. Ve şimdi burada bize sağ tarafta bazı değerler çıktı. Değerlerin ne olduğunu tam olarak anlayalım isterseniz. Az önce ne demiştik? İşte belli bir sayı dizisini oluşturuyor demiştik. Ve bu sayı dizisinde hemen büyük olanı bir önceki küçük sayıya böldüğümüzde bir gibi 6-18 gibi bir sonuç ortaya çıkıyordu. Her zaman bu sabit sayı. Yani biz 6'ını öğrendiyoruz. Peki ama buradaki sayılar nedir? Buradaki sayılar şu arkadaşlar. Yani 1,618 dediğimiz aslında burada 61.8 yücelik olarak 61.8 demek. İşte %50, %38.2, %23.6. Yani şuradan şuraya bir fiyat hareketi oluşmuş. Bu fiyat hareketi kaç pipse bunun %50'si burası. Yani bu fiyat hareketinin %50'si buraya denk geliyor. %61.8'i buraya denk geliyor. Ki bu 61.8 ne anlamına geliyor? 1.618. Bu arada 1 bölü 1.618 yaparsanız bu da 0.618 yapar. Yani bu sayının burada olmasının sebebi o. Yani bu 10 noktaya denk geliyor aslında ki bana çıkartıyor. Üzerine aşağıdaki nokta. 38.2 nedir peki? Bu da 0,618'in karesi 0,382 yapar. Bu o nokta. Yani 1 bölü 6'ın oranın karesi noktası. Yine gördüğünüz gibi 23.6 var. Bu da 0,382'nin karesi. O da 0,236 yapıyor. Bu da 23.6'ya denk geliyor. Tekrar söylüyorum. Altın oran dediğimiz sayı 1,618. 1 bölü 1,618 0,618 yapıyor. Bunun karesi 0,382 yani 38.2. Bunun da karesi 0,236 yapıyor. Böyle aslında gördüğünüz bunlar. Bu sayılar. Bu sayıların bizim için anlamı da şu. Burada ne anlatmak istiyor bize? Bunun aşağısında. Buradan buraya bir dipten tepeye fiyat hareketi oluşmuş. Bu fiyat hareketinin %50'si şurası %23,6'sı burası, %38,2'si burası, %50'si burası, %61,8'i burası. Yani biz buradan bunu anlıyoruz. Aslında matematiksel olarak ifade ettiğimizde şu anlama geliyor. Bir fiyat birden ikiye çıktığı zaman atıyorum 1.10'dan 1.20'ye çıksın. Ya da şöyle yapalım. 1.10'dan 1.11'e çıksın. 100 bu hareket etmiştir. Bunun %50'si yani bu hareketin yani 1.10 50'dir. %61,8'i de yani 1.10 61'dir. Yani o civarlıdır. Peki biz buradan ne yapmaya çalışıyoruz? Biz burada Fibonacci yardımıyla hareketin destek ve dirençlerini takip etmeye, olası dönüş noktalarını piyasada anlamaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapacağız?
Bu her zaman kulağa açık kullanım tarzından dolayı yani devam eden, tepkisi olan bir hareketin sonrasına bakarak anlayabiliriz. Yani anlık bir sinyal oluşturmaz bizim için. Sadece ileriye dönük bazı tahminler oluşturabilir. Mütterelerden bu şekilde kullanırlar. Bunu nasıl yorumlayacağız? Nasıl hareket edilir? Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Sayıları anladık sanıyorum. Yani neden bu durumlar var? Bunlar yüzde bu hareketin, bu kadar kitlik bir hareketin yüzde noktalar işte %50, %38 noktalar, %23 noktalar, %61 noktalar. Ne düşünülüyor? Yani bir trend varsa ve burada bir hareket varsa, bunun bir dip ve tepe noktası varsa, eğer burada bir düzeltme gelecekse, bu düzeltme öncelikle 23'üne kadar. Eğer onu geçiyorsa 38'ine kadar, onu da geçiyorsa %50'sine, onu da geçiyorsa 161'ine kadar gelir. Özellikle 161.8 ve 38.2 dilimlerinin çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani burada açıkçası ne bekliyorsun diye bitireler. Yani burada şu noktadan sonra harekete bak. Yani şu civarda muhtemelen burada bir dönüş bekleyebilirsiniz. Bu bir strateji olabilir. Eğer buradan dönmediyse dönmeyen fiyatın aşağı hareketini bekleyebilirsiniz. Ama şu an siz bu kadarıyla benim gördüğüm yani burada herhangi bir Fibonacci seviyesinde oturmuş bir grafik yok. Şu an yorumlarda farklı bir yere bakabiliriz. Orada mesela o değil de şu daha kısa birinde olan yükseliş hareketini oluşturmaya çalıştığımız işte yaklaşık buralardan başlıyorsa. Yani öncelikle Fibonacci'yi doğru yere çizmemiz gerekiyor. Her yere çizebiliriz. Yani bunu böyle çizebiliriz. Bu yere çizebiliriz. Yani hareketi yorumlamak bize kalmış. Fakat eğer bir strateji geliştirmek istiyorsak ben açıkçası Fibonacci'yle çok gelişebileceğini düşünmüyorum. Yani zamanında oldukça fazla kullandım. Çok da rağbet görüyor ama yani çok daha fazla yanıldığını düşündüğüm için işin aslında Fibonacci'yi çok bu anlamda direkt etmek için kullanmıyorum. Belki yardımcı alet olarak kullanabilirim. Diyelim ki burada ama size nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Diyelim ki burada bir belirledik ve bakın burada 50 noktasına 50 Fibonacci sayısı diyelim. Bu arada sadece %50'si yani. Fiyat gitmiş ve %50'sine geri gelerek dönmüş. Ben neredeyim şu an? Zaten bunu bakın bu Fibonacci benim ne zaman çizmiş olmam gerekiyor? Önce onu konuşalım. Bu Fibonacci benim yani şurada çizemem. Bu Fibonacci'yi burada çizerseniz yanlış yapmış olursunuz. Neden yanlış yapmış olursunuz? Çünkü bunun dönüş sağlamamış. Fiyat belki daha tepelere gidecek. Daha yukarılarda bir yer görecek. Fibonacci burada falan çizmem gerekir. Yani gördüğünüz gibi şuralarda yani buradan dönüşü sağladıktan sonra şu günlerde artık diyelim ki evet buradan fiyat döndü ve burada ben bir Fibonacci çizdim. Yani bizim Fibonacci çizdiğimizde şurası. Bunu geçelim. Yani önce şu günlerde. Eylül'ün ortalarına diyor. Burada Fibonacci çizdim ve strateji oluşturuyorum. Ne diyor işte? Yani bu seviye baktım 50'ye geldi. Eylül ayının sonlarına doğru çalışmış gibi. Evet, o zaman buradan bir dönüş sağlayabilir diye şurada ne yapabilirim? Buradaki dönüşe oynayabilirim. Başarılı olmuş gözüküyor. Stop noktamı burada ne yapmam gerekir? Biraz hemen Fibonacci seviyesinin altına doğru koymam gerekiyor. Eğer bu seviyeye geçirirse bu hareket edeceğini tahmin ederek bu sefer de
short pozisyon açılabilir. Bir de başka bir strateji. Yani eğer bir Fibonacci seviyesi kırıldıysa diğer seviyeye doğru hareket devam edecek anlamında bir strateji de var. Bunu da oluşturabilirsiniz. Bunu da bu şekilde kullanılabilir. Yani bu size kalmış. Fibonacci seviyesini çizgilerini ne şekilde kullanacağınız tamamen size kalmış. Daha küçük zaman diliminden bakalım isterseniz. Mesela şöyle bir Fibonacci çizemeyiz. Yani burada bir düşüş başlamış. Şunu çizemeyiz. Yani bu doğru olmaz. Neden? Bu hareket çünkü devam ediyor. Yani bu hareketle ilgili herhangi bir dönüş şu an için oluşmamış. Burada böyle bir Fibonacci çizemeyiz. Yarın bir gün biraz takip ederiz. Şöyle bir çıkış yapar. Sonra tekrar gelip böyle bir dalgalanma yaparsa burada o zaman çizeriz buraya. Burası en dip noktası olur bu bir süreli fiyat hareketinde. Ve burada nasıl davranacağına ilgili çeşitli stratejiler geliştirebiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Salı günü öğrendiğimiz yani strateji deneme kısmında Fibonacci ile ilgili birkaç işleme girmeyi deneyelim ya da yani bakalım neler oluyor. Ne yapıyorduk? Strateji bizi denemek için buraya şu büyüteç kısmına tıklayıp strateji denemeyi açıyorduk. Ve ATR'yi seçebiliyorduk. Çünkü bizim kullanacağımız şey sadece Fibonacci yani kendi stratejimizi kullanacağımız için hangi göstergenin burada olduğu önemli değildi. Sadece işte belki değer kaplamaması için bir şeyler açmayı istedim. Aşağıya grafik penceresinin altına ayrı bir pencere olarak açılan göstergeleri açmıyorduk. RSI gibi. Euro dolar paritemiz olsun. İşte 2017-2020 arasında bunu biraz arttıralım. Onunla olabilir. H4 zaman diliminde böyle günlükte bakalım. H4'te bakalım. Şimdi sonra bakarız. Evet, başla diyelim. Evet. Hatırlarsanız bize şablon yükleyemiyorduk burada. Ne yapacaktık? Şunu ve kendi şablonumuzu oluşturmamız gerekiyor. Fibonacci çoğunlukla da çizgi grafikte bakıyor. Bunlar çizgi grafikte açıkçası çok bir anlam yükleyemedim. Şimdi bir fiyat hareketi yakalamaya çalışalım. 4 saatlik bir trend. O trende göre evet. Şimdi burada olabilir. Şuna bakıyoruz. Burada bir trend var. Seviyesi. İşte ne yaptık burada? Burada gördük. Fibonacci çizdik ve dedik ki fiyat 61 seviyede yaklaşıyor. O zaman şurada bu noktada bir bar açacağız. Bu noktada bir bar açtık diye. Yukarı yönlü biraz da risk aldık. Yani ilave edilmesini beklemedik. Bazen de buradan fırsatları kaçabiliriz. Ve SL noktamızı da şuraya koyduk. Bar için biraz bakalım. İşlemimizi şuradan açtığımız için. Bakalım işlemimiz nasıl? Ne olacak? Evet. Hızlıca gördüğünüz gibi
toplandı. Olmadı. Devam edelim. Başka bir fırsat beklemek istiyorum. Evet, aslında bakın burada yani oluşmuş gibiydi. Fakat burada da Murat seviyesine göre herhangi bir işlem atsak maalesef burada da yanılıyor. Peki neden yanılıyoruz? Aslında bunu size göstermem bir sebep. Birazdan açıklayacağım. Devam edelim. Bakalım yani burada bir trend oluşmuş gibi görülen tepki firmalıydı. Evet, buradan 50 noktasından güzel bir dönüş de olmuş. Ne bekliyorum peki? Ne yapabilirim? Evet, 50 noktasından işlemi bir dönüş verildi. Önceki 4 saat içinde buraya geldiğimde buradan bir satış işlemi açtığımda ve stopumu da şuraya koyduğumu düşünelim. Çünkü teoriye göre ne yapacak? Bir önceki fiboyu kırarsa bir sonrakine doğru hareket edecek. Evet. Devam ediyor işlemi. Sanki haldeyim. Evet. Stop oldu. Gördüğünüz gibi burada da çok iyi iş çıkarmadım. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Günlük pratik açalım. Günlük pratikte bakalım. Başka bir yere. Tekrar bu şablon üstüne maalesef bu şekilde ayarlamamız gerekecek. Yani gösterge falan ekliyorsanız ki onlar o zaman daha büyük sıkıntılar oluşturabilir. Evet, günlük geldi. Evet. Yani, şu an bir şey yok. Yani herhangi bir dip ya da tepe ciddi bir tepe yok. Yatay bir seyir var. Pardon, şöyle yapalım. Yani bu tarihi biraz daha boşa alınmış. Şimdi kırık karşı. Evet. Biraz geri aldığımız için şimdi data yükleyeceğim. Bu arada soru bölümünü biliyorsunuz. Sorularınız var, sorular sorabilirsiniz. Ben geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyorum. Şimdi başlatalım. Bakın burada bir trend var aslında. Bakın bir dip tepe oluşup sonra bir geri dönüş olursa o zaman bu açıyı kullanmayı deneyelim.
Buralarda ne başlayan bir kez kullandık. Burada bir kefe yaptık. Geri dönüyoruz. Böyle bir yani geri dönüştük. O zaman neyi bekliyoruz? Bu noktaların nasıl bir strateji geliştiriyoruz? Buradan fiyatın tekrar %20'lik bölgeyi açtığı için bölgeye doğru hareket edeceğiz. Sahibi stratejimiz olabilir. Burada satış yönünü işlemimizi açtık diyoruz. Spot seviyemizde yine yukarıdan noktaya koyduk. Ne yapıyoruz? Buradan dönmesini bekleyebiliriz. O yüzden böyle tepe noktamızı koyduk. Bakalım. Stratejimizi nasıl bir sonuç çıkardık. Şimdi evet. Bakın burada ne oldu? Tepe olduk. Güzel bir kar elde ettik. 1.9-1.8-1.9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 -
dedi. 38.2'den ne yapmasını bekliyoruz? Fiyatın yukarı yönlü dönmesini bekliyoruz. Geldi buraya. Buraya. Buy işlemimizi açtık. Stop noktamızı nereye koyduk? Bakın bir önceki dibin hemen altına koyduk. Evet, sonra TP noktamızı nereye koyduk? Burada TP noktamızı zaten yukarı yönlü bir trend olduğunu düşünerek daha yukarılara alabilirsiniz. Zaman içinde de yapabiliriz. Yani trailing stop da kullanabiliriz. Şimdilik şuralara koyalım. Sonra birlikte izleyip birlikte hareket etmeye devam edelim. Olmadı. Demek ki burada statüsümüz artık ne oldu? Bitti. Stop atlıyoruz. Bununla daha fazla ilgilenmiyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Başka bir trend yakalamaya çalışacağız. Çünkü bu trend çok da dik bir trend değildi. Zaten şu an yeni bir düşük trendi oluşturabilir. Sanki. Hala devam ediyorlar. Kırpa olarak kabul ediyorsunuz. Yani kırpa oluşmasını oluşursa bu harçlı kirliliği yapıyoruz. Evet. Şimdi altındaki
Erkek. Kesin olan varsa hatırla. 15'lerden 1-0, 8'lerden 1-0-9'lara kadar. Evet, henüz gördüğünüz gibi günlerdir dolar paritesini izliyoruz. Fakat dolar çile girebileceğimiz herhangi bir işlemle ben rastlamadım. Şu ana kadar. Hangimiz tabii bu kadar sabrederdi bilmiyorum. Ama inanın bana yani günlük dışında az önce 4 farklı gördüm. Saatlik falan bunu kullanırsanız zaten hiçbir anlamı yok. Günlükte o da belki. Onun dışında kesinlikle bunu kullanmanın size hiçbir faydası olmayacak zaten. Ama nasıl kullandığını bilin. Yardımcı araç olarak kullanabilirsiniz. Belki bir başka stratejiyi bu açıda destekleyebilirsiniz. Sema Şahin Yılmaz. Evet, şu dip olsun diyelim. Yani belki burada bir strateji oluşabilir. Şu tepe ve şu dip olduğunda ne bekliyoruz? Şöyle, bunu neden karar veriyoruz ve nasıl karar veriyoruz onu anlamak istedim. Ne demiştik? Bugünlerde bunu çiziyoruz değil mi? Yani dip oluştu, tepe oluştu, tepe oluştu, dip oluştu ve geldi fiyat. Bu 38 noktasından bir dönüş sağladı ve şu günlerde biz ne yaptık? Bu çizmeye karar verdik diyelim. Örnek olabilmesi açısından diğer bir örnek olacak mı, oluşturacak mı diye. Burada fiyat tekrar 50 noktasına geldi. Burada satış işlemi açmak gibi bir strateji geliştirdik diyelim. Evet, o da büyük oranda gördüğünüz gibi stop oldu. Sonra yine Fibonacci kullanarak 61.8 seviyesinden nasıl çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. 61.8. Buradan bir satış işlemi açtığınızı özellikle 8.7 var. Evet, burada sonrasıyla bir kar bırakabilir. Bu sefer başarılı oldu. Fibonacci bu arkadaşlar, bu şekilde kullanılıyor. Diğerlerinden bahsetmeyeceğim çok fazla. Daha fazla
örnek verebilir miyim ya da ne istiyorsunuz? Yazarsanız belki size daha çok faydalı olabilir. Ama benim Fibonacci ile ilgili kullanma şeklim budur. Dediğim gibi yani birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısa zaman dilimlerinde asla kullanmamalıyız. Asla kullanılmamalı çünkü hiç doğru sonuçlar vermeyecek. Fibonacci çok güvenilir bir araç değildir bana sorarsanız. Ancak belli bir stratejinin yardımcı aracı olarak kullanılabilir. Fakat kullanımı bu şekilde. Geçmişe dönüp açarsınız. Hangi paritede, hangi zaman diliminde, nasıl çalışıyor, strateji denemeyi artık öğrendiniz yansıtıyor burada katılımcılar. Öğrenebilirsiniz. Ve çalışmalıyım. Kendiniz karar verebilirsiniz. Belki bana açılabilirsiniz. Başka bir sistem geliştirirsiniz. Sorularınız varsa ben sorularınızı alayım. Bakın bu arada günlerde süren yapay hareket. Buna katlanmak gerçekten psikolojik hikaye. Eğer bir işten bir işten varsa çok zor. Burada mutlaka bir işten açmak istiyorum. Bak algoritma o kadar bir işlere zorlaştı ki inanın göre para kazanmak çok çok daha zor. Hatta imkansız. Neredeyse imkansız. Şimdi de söylemiştim size. Hiçbir strateji denemiyor bile olsanız. Bu strateji deneme kısmını açın ve bu şekilde grafiği açın. Herhangi bir zaman diliminde ve İzleyin, sadece izleyin. Yani neler olup bitiyor, nasıl oluyor, nasıl oluşuyor, nasıl oluşmuş o zaman. İnanın size çok şey katacaktır. Girmeyi düşündüğünüz işlemlerinizi not alın. Diyelim ki şurada bir düşüş trendi olduğunu, burada bir soru gelinceye kadar ben daha örnek yapalım. Bu trendi buradan çizebilirsiniz, buradan çizebilirsiniz, buradan çizebilirsiniz. Bunu buna nasıl karar verirsiniz? Buna şöyle karar verirsiniz. Şimdi hangisinde şuradaki dönüş hareketi daha seviyesinden geriye dönmüş. Yani hangisinden çizdiğimize daha uygun bir sonuç elde etmişiz? Bana sorarsanız yani şuradan belki evet burası daha uygun olabilir. Yani daha kısa bir trend. Buradaki dönüş oradan olmuş gibi gözüküyor. Devam edelim fiyat hareketine. Diyelim ki orayı baz aldık. Evet. Bakın önemli 61.8 geldik. Açtık. Açtığımızı. Yani ben de şunu söyleyeyim açıkçası size. Yani Fibonacci'de bir seviye çalışıyorsa yani buna illa çalışacak diye demiyorum ama yani bir tanesi çalışacaksa 61.8. Evet, makul bir stop seviyesi için şu anda daha kullanılabilir.
çünkü burası işte açtığımız nokta 10.90 yani 11. Evet. Günlük de işlem açtığımızı düşünürsek burası toplanmış olurdu muhtemelen. Strateji edilere değişik oluyor. Evet. Burada çalışmalı. Rahat olsun. Bakın kararı yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Strateji değiştirelim. Diyelim ki şu tepe, şu dip olsun. Bakın buna sonradan karar verebilirsiniz. Yani sonradan oluşacağı bugün oluşmana girdiniz o gün. Olmadı. O zaman dediniz ki ya galiba bu orası değil tam olarak. Şimdi oraya denk gelecek şekilde yani dönüş yerine gelecek şekilde 60.8'den döndüğünüz ne evet, ekip olacaksınız. Şimdi bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir anlamlı sonuç ortaya çıkmadı. Yani geldi 61.8 geçti, 100'e geldi. Aşağı düştü. Bakın deminden beri onlarca strateji denedik Fibonacci ile ilgili. Ki ben bırakın onlarcayı belki binlerce strateji denedim ama yani çok anlamlı bir şey kendimce bulamadım. Ama siz belki bulursunuz ya da vardır hala hazırda kullanıyorsunuz bilemiyorum. O yüzden sizlere de en azından ne olduğunu bilelim diye anlattım. Kısaca tekrar ediyorum. Fibonacci bir araç. Matematikten esinlenmiş. Doğada, hayatta, sanatın içinde, çok sanatçının kullandığı bazı sayılar, bir sayı dizisi. Bu sayı dizisinin rakamlarını birbirine böldüğünüzde, sayılarını birbirine böldüğünüzde 1.618 gibi bir oran ortaya çıkıyor. Bu oranı 1'e bölerseniz, yani 1 bölü 1.618, 0.618'e denk geliyor. Bu da 161.8'lik dilimle fiyat hareketlerinin, yani yukarı aşağıya trendlerin, düzeltme noktalarının bu kısımlara denk geleceğiyle ilgili traderler bize fikir vereceğini söylüyor. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Fibonacci'yi buradan alıyoruz veya ekleden Fibonacci kısmından alıyoruz. Bir dip ve tepe noktası belirliyoruz trend yönünde. Daha uzun bir trend düşünelim. Örneğin mesela şurada altta bir trend varmış günlükte. Zaten günlükten aşağı kullanmıyoruz dedi. Burada şu günlerde Fibonacci'yi çektik ve 61.8 ile gerçekten güzel bir dönüş yaptığını düşündük. Bakın burada bu Fibonacci'yi bugün çekemiyoruz. Orada en çok yanıldığımız nokta o. Bugün çekemiyoruz. Bu Fibonacci'yi bizim çektiğimiz zaman dilimi neresi biliyor musunuz? Yani şu günler falan yani şurada. Şu günlerde çekiyoruz. Şu civarda çektik. Ve tekrar buraya geldi. Buradan döneceğini düşünebiliriz. Zaten iki tepe oluşmuş. Onu da düşünebiliriz. Tekrar aşağı geldiğinde buradaki dönüşe oynanabilir. Ama bakın yukarı geldiğinde buradan dönmemiş, buradan da dönmemiş, buradan da dönmemiş. Yani üç kere işlem stratejimizi yakabilir. Burada anlamsız bir bölgeden geri dönüş sağlanmış. Bunlar şeyleri anlamsız. Yani bu durum bu. Arkadaşlar, bunlar şeyleri. Sorularınız var mı diye bakıyorum. Tam soru göremiyorum. 3 dakika sorularınızı bekleyip webinarı sonlandıracağım. Varsa sorunuz Q&A kısmına yazabilirsiniz. Burada altta minikler buradan çıkardım. Buradaki trendi
Nereye kadar güzel kuzeye gelebilirim? Bir sahibi olabiliriz. Anlayın. Şöyle bir strateji geliştirilebilir. 0.67 noktalarından Avrupa uzan diye bir kenara not edebilirsin. 0.67 gelirse dolar paritesini alım işlemi açısından görürsünüz. Herhalde sorunuz yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hepinize.